Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aramızda. Ekrem'in o güzel coşkusuyla güzel bir alkışlar mısınız lütfen? Alkışlar mısınız? Değerli Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na alkışlar mısınız? Barışçıl, Barışçıl mikrofon sende. Teşekkürler. Nasılsınız sevgili Ekrem'in? Aramızda bulunan parti yöneticilerimizi, milletvekillerimizi takdim edeceğim. Hemen ardından sizleri yaşanacak bir Türkiye'nin Başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakacağım. İlçe Başkanımız Ender İyigül aramızda, hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkanımız Kamil Sakar. Barış içinde yaşamak istiyoruz.
hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Yoksulluk olmasın istiyoruz. Yasaklar olmasın istiyoruz. Birileri köşeyi dönmesin istiyoruz. Yeni bir yol ayrımına geldik. Yeni bir yol ayrımı. 7'sinde sandığa gideceğiz. Haziran'ın 7'sinde. Sizden bir isteğim var. Geçen seçimlerde şu veya bu nedenle CHP'ye oy vermemiş bir yurttaşla beraber gidin. Ve ona şunu söyleyeyim. 13 yıldır bu iktidara kredi açıldı. 13 yıldır. 13 yılın sonunda geldiğimiz tablo bu. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. İzlenen yanlış dış politika sonucu 2 milyon Suriyelimiz var. 2 milyon Suriyeli'yi doyurmak için 5,5 milyar dolar para harcadık. Aylığı 1000 liranın altında olan 8 milyon emeklimiz var. Alan terinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz var. Son 13 yılda iki Trakya büyüklüğünde aran artık ekilmiyor. O zaman ona şunu söyleyin. Bu tablo güzel bir tablo değilse, 13 yıldır siz bu iktidara bir kredi açtıysanız, gelin 7 Haziran'da hep beraber bu tabloyu değiştirelim. Yaşanacak bir Türkiye'yi yeniden kuralım. Emin olun bütün bu gerçekleri önüne koyduğunuzda o da size evet diyecektir. Benim bir sözüm daha var. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirecek. Sözüm söz. Birinci sınıf demokrasi gelecek bu ülkeye. Hiç kimse etnik kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Hiç kimse inancından ötürü ötekileştirilmeyecek. Hiç kimse yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Bütün insanları seveceğiz, bütün insanlara hak vereceğiz, bütün insanlar kendi ülkelerinde, bu ülkede, kaldırımda, caddede, fabrikada, lokantada, nerede olursa olsun özgürce düşüncelerini ifade edecek ve ben birinci sınıf demokrasinin olduğu bir ülkede yaşıyorum diyecek. Yaşanacak bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz? Sadece demokrasiyle mi? Hayır. Sadece özgürlükle mi? Hayır. Sadece çalışarak mı? Hayır. Çalışacağız, üreteceğiz ve en önemlisi hakça bölüşeceğiz. Adalet olacak. Adaletle bölüşeceğiz. Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız? Bir rakam vereceğim, bunu unutmayın. Yıl 2002. Türkiye nüfusunun %1'i, Türkiye nüfusunun %1'i toplam servetin %39'una sahip. 2014, 2002, 2014, 12 yıl sonra Türkiye nüfusunun %1'i toplam servetin %54'üne sahip. O zaman hep beraber oturup düşüneceğiz. Refah tabana nasıl yayılır? Refah tabanı nasıl yayılır? Bunun yolu nedir? Bir, emekliye doğru dürüst aylık vereceksiniz. Emeklinin aylığı onun rahat geçinebileceğidir. Para olmalıdır. Ama ben şunu söyledim. Tabii emeklinin maaşı artar artmaz o ayrı bir şey. Onu sonra düşüneceğiz. Ama dedim ki sözüm söz. İlk Ramazan bayramında, ilk Kurban bayramında emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz. Onu kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Hemen
hemen koru halinde. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Gitsinler, gitsinler. İster ekonomi konusunda, ister maliye konusunda, ister sosyal güvenlik konusunda sorsunlar. Bu işleri bilen insanlara sorsunlar. Desinler ki bu işleri Türkiye'de bilen 10 kişi sayın. Mütevazı değilim. O 10 kişiden birisi benim. Ben bu işleri biliyorum. Mangalda kül bırakmıyorlar. Efendim Türkiye dünyanın en zengin 19 ülkesinden biri ekonomik büyüklük olarak. E biz de biliyoruz. E madem onu söylüyorsun, emekliye gelince niye para yok diyorsun? Nereden bulacaksın diyorsun? Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. İlk Ramazan, ilk Kurban Bayramı'nda birer maaşı camiye benim başbakanlığımda ödenecek. Refahı tabana böyle yayarız. Refah tabana böyle yayılır. Sadece bizim ülkemizde, bütün dünyada böyledir. Bütün uygar ülkelerde böyledir. Başka bir şey daha var. Çiftçi üretiyor. Bizim tükettiklerimizin tamamını, üç aşağı beş yukarı tamamını çiftçiler üretiyor. Kırsal kesimde üretiliyor. Son 13 yılda iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Çiftçi ekemiyor. Ektiğim zaman zarar ediyorum diyor. Ben de onlara şu sözü verdim. Ektiğinin karşılığını alacaksın kardeşim. Alın terinin karşılığını sana vereceğim. Hiç meraklanma, sana mazotu da 1,5 liradan vereceğim. Gene koro halinde bağırıyorlar. Mazotu nasıl 1,5 liradan veriyorsun? Biz bunu dışarıdan ithal ediyoruz. Ben biliyorum ithal ettiğimizi. Dolar ödediğimizi de gayet iyi biliyorum. Petrolün geldiğini, rafineride işlendiğini de gayet iyi biliyorum. Rafinerinin mazot üretirken karını koyduğunu da gayet iyi biliyorum. Maliyet ne? Kar üzerinde maliyet 1 lira 21 kuruş. 1 lira 21 kuruş. Köylüye kaçtan vereceğiz? 1,5 liradan. Zarar eden var mı? Herkes kazanıyor. Çiftçi de kazanacak. O daha fazla ekecek, daha fazla üretecek, alın terinin karşılığını alacak. Bu soruyu soranlara şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sen çocuklarının gemilerine mazotu vergisiz verirken kimsenin sesi çıkmıyor da çiftçiye verince mi bağırıyorsun sen? Hiç endişeniz olmasın. Bu güzel ülkede çiftçi de kazanacak. Esnaf da kazanacak, sanayici de kazanacak, emekli de kazanacak. Hayatın her alanında çalışan, alın teri dökenler kazanacak. Yalnız bir grup kaybedecek. Kimler? Hortumcular. Sözüm söz, hortumları keseceğim. Sözüm söz. Sözüm söz. Çünkü benim çocuklarımın yatak odalarında boy boy kasalar olmayacak. Benim evimde ayakkabı kutularında paralar olmayacak. Benim bakanlarımın ayakkabı kutuları olmayacak. Her kuruşun hesabını size vermek bizim namus görevimiz olacak. Her kuruşun hesabını vereceğiz size. Vatandaş borç batağında. 5 milyon kişi ya tüketici kredisi veya banka kartı var ya meşhur. Banka kartı kredisi dolayısıyla borç batağında. Son 10 yılda bankalara ödenen faiz 128 milyar dolar. Dedim ki borç batağından vatandaşı kurtaracağız. Faizlerin en az bir tarafa yazın. En az %80'ini sileceğim dedim. Vatandaşımı borç batağından kurtaracağım.
Hemen yine koro halinde dediler. Parayı nereden bulacaksın? Bunun parayla pulla ilgisi yok. Parayla pulla ilgisi yok bunun. 19 milyar liralık alacağını bankalar 2 milyar 800 milyon liraya varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Biz iktidar olduğumuzda çağıracağız bankaları. Ya kardeşim, sen 19 milyarlık alacağını 2 milyar 800 milyona satıyor musun? Satıyorum. Eyvallah. Getir bana 3 milyona. 3 milyara getir. Tamamını sil. Böylece varlık yönetim şirketlerinin gidip avukat tutup vatandaşı perişan etmelerine mani olacağım. Bu kadar basit. Kalan borcu ne olacak? 5 yıl içinde taksitle ödeyecek. Bu kadar basit. Bunu sadece biz mi düşünüyoruz? Hayır. Gidin, dünyada pek çok örneği var. Onlar yapıyorlar. Onlar uyguluyorlar. Kimse zarar etmiyor. Bankaların bilançoları güzelleşiyor. Bankalar da memnun. Vatandaş da memnun. Kim memnun değil? Hortumcular memnun değil. Onlar vatandaşı düşünmüyor. Onlar ceplerini düşünüyorlar. Benim siyaset anlayışım şu. Benim siyaset anlayışımda siyasetçinin cebi değil, vatandaşın cebi de olacak. Benim siyaset anlayışımda siyasetçi zenginleşmeyecek, vatandaş zenginleşecek. Benim siyaset anlayışımda hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Hiçbir vatandaşın. Yok başı açık, yok başı kapalı, yok Alevisi, yok Sünnisi, yok Yahudisi, yok Ermenisi, yok bilmem nesi. Bunların tamamını bir tarafa bırakıyorum. Benim güzel ülkemde yaşıyor musun? Benim vatandaşım mısın? Benim başımın tacısın. Ben senin sorunlarını çözeceğim. Bir kitapçık gösteriyorlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi vermiş. Verdi. Benim evimde de var. Biliyorsunuz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildikleri bir tarih. Onlara şükran borçluyuz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bedel ödediler. Ama bakın, kendi halkı için bedel ödeyen, hiçbir çıkar gözetmeksizin bu ülkenin insanları daha güzel yaşasın, bizim çocuklarımız daha güzel bir ülke görsün diye bedel ödediler. Onları şükranla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bana söz verdiniz. Sözünüzü unutmayın. Sandığa giderken geçen seçimlerde CHP'ye oy vermeyen bir vatandaşla beraber gideceksiniz. Onu ikna edeceksiniz. Güzel Türkiye için, çocuklarımız için, torunlarımız için, bayrağımız için, vatanımız için 7 Haziran'da yeni bir başlangıç yapalım diyeceksiniz. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Ben sadece ve sadece 4 yıl için yetki istiyorum. 4 yıl. Öyle 13 yıl falan değil. 4 yıl için yetki istiyorum. 4 yılın içinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. 4 yılın içinde 720 liranın altında geliri olan hiçbir aile olmayacak. 4 yılın içinde bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğim. 4 yılın içinde 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksul aile olmayacak. İnsanımızı seviyoruz. Çünkü biz bayrağımızı seviyoruz. Çünkü biz vatanımızı seviyoruz. Çünkü biz Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıyız. Çünkü biz Orta Doğu bataklığının değil, uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü biz Orta Doğu'da Müslüman kanının akmasını istemiyoruz. Çünkü biz yurtta barış, dünyada barış istiyoruz.
edin. Bizim projelerimiz dolayısıyla bu yanlıştır diyen yok. Hiçbir iktidar, hiçbir hükümet, hiçbir parti CHP'nin seçim bildirgesindeki vaatler yanlıştır demiyor, diyemiyor. Hepsi kabul ediyor, doğrudur diyor. Peki nedir eksik? Parayı nereden bulacaksın diyor. Sözüm söz, parayı bulacağım, tamamını hayata geçireceğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Çanakkale'nin de size selamı var, onu da söyleyelim. Bugün mitingimiz vardı Çanakkale'de. Orada da heyecanlı bir kitle vardı. Onlara da aynı şeyleri anlattım. Onlardan da aynı şeyin sözünü aldım. Sandığa gideceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kavga etmeden, omuz omuza, bir bayram havası içinde sandığa gidip demokrasimizi güçlendireceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi inşallah bu ülkeye getireceğiz. Huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Çatık kaşlı insanların ülkesi değil, güler yüzlü insanların ülkesi haline getireceğiz bu güzel ülkeyi. Demek ki 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Demek ki altı okun böğrüne evet mührünü basacağız. Demek ki yaşanacak bir Türkiye'de hepimizin katkısı olacak. Demek ki ülkemize karşı, çocuklarımıza karşı, torunlarımıza karşı güzel bir başlangıca merhaba diyeceğiz. Söz, söz, söz. Ben de size söz veriyorum. Gün 12 saatse 12 saat, 24 saatse 24 saat, 36 saatse 36 saat sizin için çalışacağım. Güzel ülkem için çalışacağım. Güzel insanlar için çalışacağım. Hiç kimseye kin duymadan, öfke duymadan, kızmadan, güler yüzle, güler yüzle herkesi kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz Mustafa Kemal'in yolu olsun. Yolumuz uygarlık yolu olsun. Yolumuz dünyada barış, Türkiye'de barış olsun. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyoruz genel başkanımıza. Müziği biraz kısacağız. Evet, milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Birinci sırada Mehmet Tüm. İkinci sırada Ahmet Akın. Mahmut Avukça. Fikret Şahin. Ali Kemal Demeciler. Veysel Aytekin, İrfan Barış ve İsmail Aylor. Belediye Başkanımız Kamil Sakay'da. İlçe Başkanımızı da davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Milletvekili adaylarımızla birlikte sizleri selamlıyor sevgili milletvekiller. 7 Haziran'da bu dürüst namuslu ilkeli milletvekili adaylarına Başkanımızı, Emre Edremit İlçe Başkanımızı, Sayın Genel Başkanım, Edremit Belediye Başkanımız Kamil Saka, Edremit'e gelişinizin anısına size bu kilimi takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz İvindir İlçe Başkanımıza. Sayın Genel Başkanım, Edremit Belediye Başkanımız Kamil Saka. Bu alkış hatta hukuka ve ekonomiye
özgürlüğe, barışa ve adalet. Teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza zulmeden mağdur zihniyeti protesto atmışımız. Belediye başkanımız yaşanmaz bir ülke haline getirenlere meydan okumaktır. Alkışlıyoruz. Avuçlarım. Genel başkanımızın Ecevit Ecevici'nin anısına bu zeytinyağı bir anı olarak takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gelin, oy verin, gitsinler. Sevgili Edremitliler, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye geliyor. Edremit'in selamını yarın